Merhabalar, ben Melis ve bu güzel manzaradan herkese merhaba. Merhabalar, ben Melis'in annesi Ebru. Size ailece geçirdiğimiz muhteşem bir tatilden Melis'le birlikte Access Consciousness'ın araçlarını sörf yaparken, rüzgar sörfü yaparken nasıl kullandığımızdan bahsedeceğiz. Melis'ciğim, kendi tecrübelerini aktarır mısın? Şimdi ben ilk sörf tahtanın çıktığında ilk defa değil ama böyle şeydim, böyle titriyordum falan. Çıktığımda bayağı bir zorlandım. Böyle sallandım, dengemi kaybettim falan. Ama Barnes'ın ikinci en fazla kullandığı soruları kullandığımda öyle bir yardım etti ki bana. O sorular da işte başka neler mümkün, buna dair nasıl olur falan işte. Öyle yapınca böyle sallar gibi kaydım gittim yani. Harikasın Melis'cim. Ben de kendi tecrübelerimden bahsedeyim. Ben açıkçası sörfü birkaç senedir yapıyoruz biz ailecek ve bu sene ilk defa en büyük yelkenlilerle açıldım, 4 metre. Ben sadece boyu 1.60 olan bir bayanım. İlk etapta bütün bakış açılarımı temizledim. Normalde sörf yaparken işte güçlü kol kasınız olması lazım falan denir. Ki bende öyle bir şey yok. Daha önce spor yapmış olmanız lazım denebilir. İşte yine bacak kasları için falan. Bunların hiçbirisi yok. Ve ben sadece soru sormayı seçtim. Dedim ki bütün bakış açılarımı temizlemeyi seçiyorum. Gerçekten sörf yapmadan önce işte biraz daha egzersiz yapmalıydım. Ben erkekler kadar güçlü kaslı değilim. Tüm bu bakış açılarından kurtuldum. Ve şu soruyu sordum aslında. Sörf tahtasının üstündeyken. Ben ve bedenim hangi enerji alan ve bilinç olabiliriz? Surfboardumla, yelkenlimle, denizle, rüzgarla bir bütün birlik içinde olayım ve onlarla akustik olarak titreşeyim dedim. Ve bilinçli olarak sürekli konuştum. Bu soruları sordum. Ve de gelen ne varsa bende negatif ortaya çıkan hepsini de temizledim. Ve gerçekten çok keyifli bir tatildi ve surf rüzgara, dalgaya rağmen çok keyifle yaptığımız bir spor oldu ailecek. Bilmem, bu tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak sizleri de Access Consciousness'ın araçlarına, en azından sorularını sormaya teşvik eder mi? Bu ne yaratır? Seçim sizin. Hoşça kalın. Görüşürüz.